Evet, herkese selamlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz çok 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 basit bir mekanizmaya sahip bir ozon cihazı. Zaten başlıktan da göreceksiniz. Şimdi bunun nasıl çalıştığını anlatacağım, sisteminin ne olduğunu anlatacağım. Evet. Bu gördüğünüz ozon cihazı elektrikle çalışan bir tane fanı olan bir cihaz. Ozon nasıl üretiliyor? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi ozon jeneratörü dönüyor bunlara. Çok büyük sistemleri de var. Endüstriyel anlamda kullanılanları da var. Buna oda tipi diyebiliriz. Zaten çok basit bir cihaz dediğim gibi. Bunun miligram seviyelerine vesaire dikkat etmek gerekiyor. Kullanılan havanın yani ortamın diyelim hacimle dikkat etmek gerekiyor. Oksijen miktarına dikkat etmek gerekiyor. Ozon jeneratörlerinin çalışma prensibi havada bulunan 2 atomlu oksijeni 3 atomlu ozon gazına dönüştürmesi diyebiliriz temel anlamda. Yani havadaki oksijeni alıp parçalayarak, atomlarını ayırarak ozonu açığa çıkartıyor. Bu şekilde ozon sağlamış oluyor ortama. Atmosferdeki olay da aslında buna benzer bir olay. Atmosferde ozon tabakası dediğimiz, ozon gazı oluşumu dediğimiz olay da buna benzer bir olay. Bu nasıl oluşuyor? Burada yüksek elektrik akımını şöyle söyleyeyim. Yüksek elektrik akımı oluşturarak içerisinden oksijenin geçmesini sağlayıp parçalarına ayrılıp ozonun açığa çıkması şeklinde oluyor. Bu cihazı çalıştırmak için sadece elektriğe ihtiyacımız var ve ortamdaki oksijeni kullanıyor zaten, ona ihtiyacımız var. Herhangi bir sıvı, ek madde vesaireye ihtiyaç duymuyor. Ozon jeneratörlerinin ürettikleri ozon gramajları değişse bile oksijeni sadece havadan karşılayabilmektedirler. Yani ne kadar hava çekip ne kadar parçalarsa o kadar ozon üretmiş oluyor. Böyle diyebiliriz. Çalışma alanlarında kullanabilir miyiz? Çalışma alanlarında kullanılabilir. Ozon yüksek konsantrasyonlara çıktığında, yüksek miktarlara çıktığında aşındırıcı özelliğe sahiptir. Yani aşındırıcı özelliğe sahip konsantrasyonlara geldiğinde tabii ki o odadaki yaşayan canlıların ve insanların ciğerlerinin, solunum yollarının tahriş olmasına sebebiyet verebilir. Ama konsantrasyonuna dikkat ettikten sonra çalışma ortamında da kullanılabilir deniyor. Bence en iyisi şimdi ozon üretildikten sonra, yani oksijeni parçalayıp ozonu ürettikten sonra cihaz o bunun temel özelliği zaten havadaki koku moleküllerini, çeşitli bakterileri, virüsleri ozonun absorbe etme kapasitesiyle tutması, yok etmesi diyebiliriz. Ozon çok iyi bir dezenfektan ayrıca. Bu tutuculuğu sayesinde havadaki molekülleri tutuyor. Kokuyu yok ediyor. Bakteriyel oluşumları yok ediyor. Koronavirüste de çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Bununla alakalı zaten piyasaya sürülmüş, piyasada bir sürü cihaz var. Bu bildiğiniz bilgisayar fanı bu arada. Üniversite raporları var vesairesi var. Aynı zamanda tekstil sektöründe, işte kabinlerde kullanılan ürünlerin kokusunun giderilmesinde, koku gideriminde de faydalı bir gaz diyebiliriz ozon. Bunlar da ozon jeneratörleri. Dediğimiz gibi ben varmak istediğim konu şuydu. Bence insan yokken çalıştırılması zaten bir müddet sonra kaybolacağı için daha sonra insanın o odayı kullanması daha mantıklı. Yani bir iş yerinden çıktınız ya da çıkacaksınız. Bir 45 dakika, bir saat çalıştırdınız.
Sonra ayrıldınız oradan, o oradaki havayı temizleyecektir veya otellerde, turizm sektöründe odayı boşalttıktan sonra müşteri, yeni müşteri gelene kadar çalıştırdın, ondan sonra odayı havalandırdın, bir 15 dakika bekledin, ondan sonra içeriye insan girdi şeklinde kullanılabilir. Çok temiz, böyle bir klorumsu bir kokusu var. Ya tamamen klorumsu değil ama temizlik hissi veren bir kokusu var. Bir parfüm gibi vesaire değil ama böyle klorumsu, temizlik hissi veren bir kokusu var. Dedik düşük konsantrasyonlarda insanlara zarar yok. Bakteri gibi mikroorganizmalara karşı öldürücü olan güçlü bir oksitleyici diyebiliriz ozona. Ozon da diğer oksitleyici maddeler gibi doğru miktarlarda kullanıldığı zaman yararlı, fakat fazla veya doğru miktarlarda kullanılmadığı zaman zararlı olabilir. İnsan bulunan ortamda ozon gazı koku eşiği maksimum 0.02 ppm civarlarında olması gerekiyor. Cihazların özelliğine bakarak bunu tabii kullanılan süreye de bakarak belirlenebilir. Buna göre işte 200 mg bölü saat kapasitesi olan bir cihaz tercih etmek gerekiyor diyebiliriz. İnsanın bulunduğu ortamda zararlı olmaması için. Ama tabii daha yüksek kapasitelerde cihazlar tercih edilip insanın bulunmadığı bir ortamda çalıştırmak da bir tercih olabilir. Ozon gazının sterilize edici özelliği aynı zamanda bakteriler, mikroplar, mantarlar ve küfe karşı da kullanılabiliyor. Zararlı kimyasallara karşı çok daha masum olarak görülüyor ve çevre dostu olduğu düşünülüyor. Yani sterilizasyonla hem havadaki hem sudaki sterilizasyon özelliğiyle hastalık, kötü koku, bakteri, mikrobiyal oluşumlara karşı kullanılan bir gaz ozon. Şimdi revaçta olan sağlık söylemlerinin arasında ozonlu yağ üretimi, işte ozonlu yani kullanılabilir gıdalar üretiminin vücuda da faydalı olduğu söyleniyor. Bunun için işte 5 gram bölü saat üretimi olan oksijen tüpünden saf oksijen ile beslenen bir ozon jeneratörü kullanılması gerekiyor. Bunlar ona uygun mu? Gerekli sistemi oluşturulabilirse uygun hale getirilebilir. Zaten ozon üreten bir cihaz. Ama tabii bunun miktarlarına vesaire ev ortamında en azından kontrol edilemeyeceği için bence çok uygun değil. Ozon jeneratörlerinin temizlenmesi nasıldır diyecek olursanız, bazı ozon jeneratörlerinde bu açık bir sistem, gördüğünüz gibi ben sadece göstermek için size bunu getirdim. Plakaların silinmesi, çok hafif nemli bir bezle silinip ondan sonra kurutulması, yani güzel bir şekilde kuruması gerekebilir. Çünkü sürekli içinden hava geçeceği için toz birikmesi oluyor. Elektriksel de bir şey olduğu için tozu topluyor. Bazı ozon cihazlarında, yani çoğunda yok ama basit olanlarında yok gördüğüm, endüstriyel anlamda olan ozon jeneratörlerinde bile yok. Ama bazılarında filtreler var. Polen filtreleri, partikül filtreleri girişinde ve çıkışında, hava girişinde olduğu yerde, yani bunun kapalı bir sistem olduğunu düşünün, girişinde ve çıkışında hava ve partikül filtreleri var. İçeriye toz girmesini engelliyor. Bu filtreler zamanla değiştirilebilir. Onun haricinde yapacak başka bir temizleme ya da farklı bir işlem yok. Kullanım şartlarına bağlı, yani çok uzun ömürlü cihazlar diyebiliriz. Plakanın belki ömrü kısıtlanabilir. Bu değil, yani plakalar değiştirilebilir. Hangi kokuları giderecek derseniz, bütün istenmeyen kokular odadan gidiyor, kapalı ortamdan gidiyor diyebiliriz. Yani sigara, is, yangın sonrası duman kokusu, çöp, küf gibi kokular gidiyor. Aynı zamanda tabii ki temizlik kokusu, parfüm kokusu vesaire de gidecektir. İşte ferah bir hava oluşuyor. Kokusuz ama steril bir koku olan, bir hastane kokusu gibi bir koku oluşuyor ortamda. Zaten tahriş edici seviyelere geldiği zaman, içeride bir insan varsa şayet, öksürme vesaire başlayıp
kendini fark ettiriyor. Ozon aynı zamanda havuz sterilizasyonunda da kullanılan bir şey. Dediğim gibi sudan geçirerek ozon gazını, suyun da sterilizasyonunu sağlayabiliyorsun. Bunun içinde kullanılan bir şey. Çok değerli bir hocamızın ozonla alakalı söyledikleri bir video var, anlattıkları bir video var. Onu da ben yukarıya buraya eklerim. Onu da izlersiniz. Koronavirüs zamanında bu ozon cihazının, ozon gazının daha doğrusu ozon cihazının değil, koronavirüsü yok etmede, işte ortamı steril hale getirmede ne kadar önemli olduğuyla alakalı güzel bilgiler verdiği bir video var. Ona da bakarsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız, zil butonuna basarsanız, videoları oradan takip etmek isterseniz, videoyu beğendiyseniz şayet de beğen butonuna basarsanız, merak ettikleriniz varsa da aşağı yorum kısmına yazarsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Bu tarz etkileşimler YouTube kanallarının gelişmesine vesile oluyor. Bunu biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.